Hıttam kalsın. Bölüm 2. İlk vaka. Camdan dışarı baktım. Onlarca, yüzlerce türbe yeşili kıyafet giymiş varlık bana bakıyordu. Bismillah çekip kendimi geri attım. Biraz daha geçti ki odanın kapısında bir varlık belirdi. Ben sen kimsin diye sordum. Kolları yere değecekti neredeyse. Gözlerini bana dikti ve tıpkı rüyamdaki gibi sağ elini kalbine götürerek selam verip Hadi'nin selamıyla evine hoş geldin diyerek önümde eğildi. O varlık bana Hadi'nin selamıyla evine hoş geldin deyince şok oldum. Sen kimsin dedim. Cevap vermedi. Korkuyla tekrar sordum. Ben Mure, bir cinim. Dedenin dedesi, Hüddam Hadi'nin cinlerindenim dedi. Hüddam mı diye sordum. Hüddam'ın ne demek olduğunu dergahta öğrenmiştim. Arapça kökenli bir kelime olup hizmet eden demek anlamına geliyordu. Hüddam kavramının Arap kültüründe yardımcı cin olarak kullanıldığını ancak bizim kültürümüzde cinlere hükmedebilen kişi olarak da kullanılabildiğini öğrenmiştim. Burada kavramdan ziyade kişinin yaptığı işe bakmanın önemli olduğunu anlatmışlardı dergahta. O cine benim dedem Hadi hüttan mıymış? Ben böyle bir şey duymadım. Yalan söylüyorsun. Sen kimsin? Evin önündekiler kim? Sen cine benzemiyorsun dedim. Ben Müslüman bir cinim dedi. Cin denilince insanın aklına boynuzlu, çirkin, kıpkırmızı gözü olan Şekilsiz bir varlık geliyordu ama bu tıpkı bir insana benziyordu. Kafası biraz daha büyük, gözleri yeşil, iri ve dışa doğru hafif çıkık, burnu yuvarlak, teni kıllı ve iki ayağında da ayakkabı gibi giydiği bir şey vardı. Baştan aşağıya sürdüm. Bunun cin olduğuna ihtimal vermiyordum. Benden ne istiyorsun? Hayran görüyorum. Böyle cin olmaz dedim. Sen Hadi efendimizin bize yadigarısın. Yıllardır seni izliyoruz sen görmüyorsun. Her nereye gittiysen senin yanında olduk. Hadi efendi, torunumun ilk torunu sizin yeni efendiniz olacak dedi. Biz de senin, bizim efendimiz olup olamayacağına karar vermek için bekledik. Karşına yardıma muhtaç insanlar çıkardık. İçine sıkıntılar verdik. Dergaha gittiğinde seni izledik. Sen sabırla davrandın her seferinde. İyilikle, güzellikle yaklaştın herkese. Biz de yeni efendimiz ol diye seni seçtik dedi.'' ben şaşkınlıkla Murahi dinliyordum. Sesim titreyerek senin dediklerinden hiçbir şey anlamadım. Ne efendisi dedim. Biz Hadi efendimizle çok insana yardım ettik. Artık seninle birlikte insanlara iyilik yapacağız dedi. Kapıdakiler kim dedim. Onlar da senin hizmetindeki cinler. Ben onların sözcüsüyüm. Hepiniz Müslüman mısınız diye sordum. O da evet. Hepimiz Müslümanız dedi. Sen bizim efendimiz olacaksın dedi. Peki bu kadar şeye ne gerek vardı? Bana neden direkt görünmediniz diye sordum. Senin sabrını denedik. Buraya kadar sabırla gelmen gerekiyordu bunun için. Hadi Efendimiz öyle istedi dedi. Rüyanda göründü sana değil mi? Sen ona rüyada olsa güvenip her istediğini yaptın. İşte biz bunu beklemiştik. Ben şaşkınlıkla peki şimdi ne olacak? Ben nasıl yapabilirim ki diye sordum. Mure sendeki ilim ve iman gücü bize yeter dedi ve Hadi Dede'ye ait bir kitabı bana uzattı. Bunları oku. Senin için her şey yazılı dedi. Ben de peki deyip kitabı alıp çıktım evden. Kapıdan çıkınca bahçedeki varlıklar elleri gözlerinde, kafaları eğik beni selamladı. Gururlanmış ve bir parçada duygulanmıştım. Hepsi Murah'e benziyordu. Sadece bazılarının göz renkleri farklıydı. Köye geri döndüm. Köye geldiğimde o varlıklar da kapının önündeydiler resmen bir muhafız gibi beni koruyorlardı sanki. Babaanneme selam verip odama geçtim. Olanı biteni düşünüp kitap okumak istiyordum. Odaya girdiğimde Mureh oradaydı. Siz sürekli bana görünecek misiniz böyle? Babaannemin bunları bilmesini istemiyorum dedim. Mureh bizi sadece sen görebilirsin dedi ve bana artık hep etrafımda olacaklarını, kitapta yazanları bir an önce içselleştirip ezberlememi söyledi. Mureh'in dediğini yaptım. Kısa sürede ezberlemiştim kitapta yazan duaları. Aradan bir altı ay kadar zaman geçmişti. Kendimi çok güçlü hissediyordum. Onlarca, yüzlerce varlığa hükmedebiliyordum. Sürekli Hadi dedemin kitabını okuyor, Kur'an hatim ediyordum. Hadi dedemin yüzünü ise hiç parmağımdan çıkarmıyordum. Bir gün rüyamda Hüseyin amcayı gördüm. Dergaha gitmeyeli uzun zaman olmuştu. Kendi derdime düşüp onları ihmal etmiştim sanırım. Hüseyin amcayı da rüyamda görünce dergaha gitmem gerekiyor sanırım diye düşündüm. Sabah kalkıp dergaha gittim. Hüseyin amca beni kapıda karşıladı. Sağ sol göğsüne götürüp selamladıktan sonra ellerimi tutup öpmek istedi. Ben de aman Hüseyin amca dur ne yapıyorsun deyip onun elini öptüm. İçeri geçtik. İçeride yine 20'ye yakın insan vardı. Hepsi önce selamlayıp hürmet gösterip elimi öpmek istedi. Ben de aman kardeşlerim rahatsız olmayın oturun dedim.'' Hüseyin amca beni tek başına oturdu odasına götürdü. Odada sadece ben, Hüseyin amca ve Mureh vardık. Hüseyin amcaya "Neden ellerime sarıldın? Öpmeye çalıştın?" diye sordum. Yanında Mureh, parmağında yüzü görünce anladım ki Hadi efendinin emanetini almışsın. Sen artık bizim de efendimizsin dedi. Ben şaşkınlıkla "Sen Mureh'i görüyor musun Hüseyin amca?" dedim. "Tabii ki görüyorum. Benden başka kimse göremez onu burada." Ama senin yeni mertebeni herkes biliyor. Ondan sana o kadar hürmet ettiler. Hadi dedenden sana kalan mirası biliyordum. Çok sabrettin her şeye. Hakkınla görevini yerine getireceksin evladım dedi. Tam bizi unuttuğunu düşünmeye başlamıştım. İyi ki geldin. Sana ihtiyacımız olacak diye ekledi. Hayrola Hüseyin amca? Seni rüyamda gördüm. Ne olur kötü düşünme. Seni unutur muyum hiç? O sırada kapı çaldı ve içeri genç biri girdi. Hüseyin amca yemek hazır dedi. Hüseyin amca bana dönüp gel yemeğimizi yiyelim sonra konuşuruz dedi. Mutfak kapısından bahçeye çıktık. Yine masalar, kazanlar kurulmuştu. Dergah ilk geldiğim zamanlardaki gibiydi. Duygulanmıştım. Kazanların başında yine gençler vardı. Bir genç de köşede odun kırıyordu. Onlara bakıp gülümsedim. Aynı şeyleri ben de yaşamıştım. İçerideki kalabalıkta masada oturuyordu. Ben bahçeye çıkınca Hepsi ayağa kalktı. Bana masanın baş köşesini gösterdi Hüseyin amca. Sen buraya otur dedi. Ben de estağfurullah Hüseyin amca. Sen geç oraya dedim. Kulağıma eğilip senin yerin orası artık evlat. Sen otur dedi. Masanın baş köşesine oturdum. Yine sürekli insanlar geliyor. Onlara ikramlar yapılıyordu. Derge hala eskisi gibiydi. Yemek sonrası Hüseyin amca ile odasına geçtik. Hüseyin amca bana, ''Evladım, senin yardımına ihtiyacımız var dedi. Ne oldu Hüseyin amca? Hayrola? Evladım, bir genç kızımız var. Ona bir cin musallat olmuş. Muskalar yazdık, dualar ettik, fayda etmedi. Tanıdığımız bir hüttem var. Biz bu dergahta, onun elinde yetiştik. Adı Tahir amca. Onu her zaman çağıramıyoruz. Çünkü çok yaşlandı. Sen gel bir bak kıza, dedi. Ben de şaşırdım. Hüseyin amca, ben daha nasıl yapılacağını bile bilmiyorum. Tamam, Hadi dedenin verdiği kitabı ezberledim ama inan nasıl yapacağımı bilmiyorum dedim. Hüseyin amca da önce Allah'a sonra ilmine güven evladım. Tamam dersen yarın kızcağızı çağıracağım dedi. Tamam Hüseyin amca, nasıl dersen. Yarın yatsı namazı sonrası için anlaşıp evime gittim. Bütün gün Kur'an-ı Kerim'i ve Hadi dedeye ait olan kitabı okudum. Mureh yanımdaydı. Ona dönüp ne yapacağımı bilmiyorum dedim. Ben ve Yüzlerce cin sizinleyiz efendim dedi. Ben de Allah'a sığındım ve dualar ederek uyudum. Ertesi gün önce Hadi dedemin ve Arif dedemin mezarına gittim. İkisinin de mezarlarındaki otları temizleyip, sulayıp biraz bakım yaptım. Yatsı namazından sonra dergaha Hüseyin amcanın yanına gittim. Tam eve girmeye yeltendim ki Hüseyin amca hiç girme gidiyoruz dedi. Ben de nereye diye sordum. Hani kız gelecekti buraya Gelecek durumda değillermiş. Haber göndermiştim ama biz gelemeyiz demişler. Kız baya kötüymüş dedi. Ben de tamam Hüseyin amca gidelim dedikten sonra dergahtan ayrıldık. Hüseyin amca o ailenin çubuk köyünde olduğunu söyledi. Oraya doğru yola çıktık. Ben çok heyecanlı ve tedirgindim. Mureh ve diğer cinlerle yaşamaya alışmıştım ama şimdi başka bir cin mi görecektim? Hem de Müslüman olmayan bir cin. Hadi dedemin kitabındaki yazanları hızlıca geçirdim aklımdan. Bir 10 dakika kadar yol gittik ve sonunda Çubuk Köyü'ne geldik. Bu köyü daha önce duymuştum ama hiç gelmemiştim. 20-25 hane anca vardı. Bahçeli, ahşap bir eve gelmiştik. Bahçesinde dört tane yaşı büyük adam oturuyordu. Selam verip yanlarına gittik. Hepsi çok düşünceliydi. Ayağa kalkıp bizi minnetle selamladılar. Hüseyin amcanın elini öptü hepsi. Hüseyin amca gözleriyle beni işaret etti ve o yaşlı adamlar benim elime sarılıp öpmeye çalıştılar. Ben de estağfurullah deyip elimi öpmelerine izin vermedim. Hoş geldiniz hocam. Biraz dinlenin deyip bizi yanlarına oturttular. Musallata uğrayan kızın babası olduğunu öğrendiğim Hasan amca ağlamakla halde anlatmaya başladı. Yavrum, kızım, sev canım çok kötü. Kaç aydır bu belayla uğraşıyoruz. Kaç tane hoca geldi gitti kaç tane il gezdim, fayda etmedi. Bu bela yüzünden dolandırıldım, paramı kaybettim. Ama nafile, kızım Sevcan'ı kurtaramadım. Evladım gözümün önünde eriyor resmen. Gencecik kız ne hale geldi? Nasıl oldu? Neden oldu bilmiyoruz. Kurbanın olayım Hüseyin hocam. Bize yardım et. Ne istersen veririm sana. Malım mülküm senin olsun. Yeter ki kızımı kurtar dedi. Hüseyin amca gözüyle beni işaret edip bu bizim dergahtan Kasım kardeşimiz. Hüddam Hadi'den el aldı. Allah'ın izni ve ilmiyle sizi bu dertten kurtarır inşallah dedi. Hüseyin amcanın benim adıma bu kadar emin konuşup bana bu kadar güvenmesi beni şaşırtmıştı. Ben de kızınızda ne gibi şeyler görüyorsunuz? Neyi var tam olarak dedim. Hüseyin amca bana sadece bir kıza musallat olmuş bir cin demiş ve detay vermemişti. Belki de kendisi de bilmiyordu neler olduğunu. Hasan amca anlatmaya başladı. Kızım dünyalar güzelidir. Geçen yıl nişanlamıştık onu. Birdenbire nişanlısından ayrılmak istedi. Görücü usulü değil. Severek istedi kendisi ama sonra vazgeçti. Nişanlısından soğudu. Onu domuz gibi, yılan gibi gördüğünü söyledi. Sürekli yalnız kalmak istiyor. Namaz kılıyordu önceden ama şimdi sureleri bile okuyamıyor. Affedersiniz, abdestini bile tutamıyor. Altına kaçırıyor.'' Düğünlerde, cenazelerde, kalabalık yerlerde sürekli bayılıyor. Sakin, efendi bir kızdı evladım ama artık çok çabuk sinirleniyor, saldırganlaşıyor. Başlarda çok başının, belinin sırtının ağrıdığını söylüyordu ama şimdi bizimle konuşmuyor bile. Vücudunda yaralar çıkmaya başladı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Nasıl bu hale geldi anlamıyorum dedi ve hıçkırarak ağlamaya devam etti.'' Biz Hasan amcanın anlattıklarını çok üzülmüştük tabi. Hasan amcaya, üzülme Hasan amca. Allah'ın izniyle çözeceğiz dedim ve önce Allah'a, sonra kendime güvenip eve girmek için müsaadelerini istedik. Hep birlikte eve girdik. Bir kadın, bir delikanlı ve genç bir kız evin salonunda oturuyordu. Seycan kızın annesi ve kardeşleriydi bunlar. Hepsinin yüzünde bir hüzün vardı. Hasan amca, gelin hocam diyerek bizi Sevcan'ın olduğu odaya soktu. Tabi yanımızda Mureh de vardı ama Hüseyin amca ve ben hariç kimse Mureh'i görmüyordu. Sevcan'ın odasına girdik. Yatağa oturmuş. Gözleri tek bir noktaya odaklanmış. İleri geri deli gibi sallanıyordu. Biz içeri girince kafasını bize çevirdi ve ''Gidin buradan, defolun, gidin'' diye bağırmaya başladı. Hüseyin amca Sevcan'ın anne ve babasını odadan çıkardı. Sevcan çok ırçınlaşmış, sinirlenmiş, bize vurmaya çalışıyordu.'' Hüseyin amca ve ben dualar okumaya başladık. Sevcan biz okudukça nihayet sakinleşmeye başlamıştı. Bayılacak gibi oldu ki hemen tuttuk kollarından. Yere oturtup Hüseyin amcayla ikimiz karşısına geçtik. Biz de yere oturduk. Hüseyin amca yanında getirdiği poşetin içinden bir kap ve büyük bir şişe su çıkardı. Önüme koydu. Hadi bakalım dedi. Ben de ne yapacağım diye sordum. Hüseyin amca bundan sonrasını ben bilemem. ''Sen yapacaksın.'' dedi. Kitapta yazanlar sanki hiç bilmiyormuşum. Binlerce kez okumamışım gibi çıktı gitti aklımdan. Ben buraya baktım. Kulağıma eğilip ''Kitabı düşünün efendim.'' dedi. Ben birkaç saniye gözlerimi kapatıp odaklanmak istedim. Aklıma kitap geldi. Gözlerimi açtım. Parmağımdaki hadi demin yüzüğünü o kabın içine koydum. Üzerine de okunmuş olduğunu düşündüğüm o suyu döktüm. Gözlerimi kapatıp kitaptaki yazılı olan duaları okumaya başladım. Başımın döndüğünü hissettim ama gözlerimi açmadım. Resmen kendimden geçmiştim. Titriyordum. O an gözlerimin önüne film şeridi gibi olaylar geldi. Sevcan'ın nişanı, nişanlısıyla kavgası, ayrılmaları hepsini görmüştüm. Ama en önemlisi bir kadının büyü yaptırdığını görüyordum. En sonunda Sevcan'ın delirdiğini, saldırganlaştığını da görmüştüm ki en son şu an bulunduğumuz ana kadar hepsini gördüm. Sürekli dualar ediyordum. Gözlerimi açtım. Hüseyin amca ne gördün dedi. Ben bir şey gördüğümü bilmesine şaşırmıştım ama hala gördüklerimin etkisindeydim ve bir şey sormadım. Büyü yapmışlar bu kızcağıza. Hüseyin amca hepsini gördüm dedim. Mureh bana elip şimdi önce kendi cinlerinizi sonra o cini çağırın dedi. Ben yine kitapta yazılı cümleleri okuyarak kendi cinlerimi çağırdım. Onlar da cin odaya doldu. Daha sonra Seycan kıza musallat olan cini çağırdım. Bu hiç Mureh ve diğer cinlere benzemiyordu. Çok çirkin ve kısa boyluydu. İğrenç bir ses tonuyla konuşuyordu. ''Ne istiyorsunuz benden?'' dedi. Ben de kendimden emin, kendime güvenmiş bir şekilde. ''Asıl sen ne istiyorsun bu kızcağızdan?'' dedim. ''O bana adandı. Benim olacak. Benimle evlenecek.'' dedi. Ben de kim adadı sana onu? Böyle bir anlaşmayı kabul etmiyorum dedim. O cin, siz kimsiniz dercesine pis pis güldü ve benim olacak deyip Sevcan'a doğru hareketlendi. Ben gözlerimle Mureh'e işaret yaptım. Mureh ve iki cin, o cini tutup duvara vurdular. O cin benim cinlerimi ilk defa görmüş gibi afalladı. Tuhaf tuhaf bakmaya başladı. Halbuki o geldiğinden beri odadalardı. Görmemiş miydi acaba diğer cinleri diye düşündüm. O cin korkmuş bir haldeydi. Diğer cinlerim de onun üzerine yürümeye başladı. Sonra o ifriti benim karşıma getirdiler. Ben ona bu kızı rahat bırakacaksın. Yoksa yakarım seni. Terk et bu kızı ve bedenini dedim. İğrenç varlık korku dolu haliyle önümde tamam dercesine eğilip ortadan kayboldu. Sevcan kızın geldiğimizden beri bembeyaz olan gözleri belli ki kendi rengine gelmiş masmavi olmuştu. Sevcan bitap bir halde bayılacak gibi olmuştu yine. Hemen yatağına yatırdık onu. Sakinleşmişti. Biz odadan dışarı çıktık. Ailesi meraklı gözlerle bizi bekliyordu. Salona girince hepsi ayağa kalktı. Ne oldu? Nasıl Sevcan diye sordular. Ben de Allah'ın izniyle Sevcan kız kurtuldu. Siz başında sürekli Kur'an okuyun. Başında hep biri beklesin. Yalnız bırakmayın dedim. Ne olmuş Sevcan'a? neden bu hale gelmiş biliyor musunuz diye sordu Hasan amca. Ben de boş verin ne olduğunu, siz dediklerin yapın dedim. Minnetle teşekkür ettiler ve biz çıkmak için kapıya doğru yöneldik. O anda birden duraksadım. Bir şey soracaktım. Sevcan nişanlı demiştiniz. Nişan fotoğrafları var mı dedim. Hüseyin amca ve ev halkı bana ne yapacaksınız der gibi baktı. Hasan amca şaşkınlıkla var dedi. Bir bakabilir miyim onlara dedim. Tekrar evin salonuna geçtik. Sevcan'ın annesi bana bir albüm getirdi. Tek tek fotoğraf albümünün sayfalarını değiştirmeye başladım. Damadın gözleri oyulmuştu bu fotoğraflarda. Bazılarında ise tamamen fotoğraftan kafası kesilip atılmıştı. Belli ki Sevcan onu bu hale getirmişti. Birkaç sayfa çevirdikten sonra bir fotoğraf dikkatimi çekti. Daha doğrusu oradaki yaşlı bir kadın. Bu kadın kim diye sordum. Sevcan'ın annesi söze gidip o Sevcan'ın kaynanası olacaktı. Bizim uzaktan akrabamız olur dedi. Ben bunu duyunca şok oldum. Bu kadın benim gözlerimi kapattığımda Sevcan'a büyü yaparken gördüğüm kadındı. Bir kadın hem akrabası hem de gelin olacak kişiye nasıl büyü yaptırırdı? Ben başta söylemeyi düşünmüyordum ama uzaktan akrabamız deyince söylememin doğru olacağını düşündüm. O kadın Sevcan'a büyü yaptırmış. Ondan uzak durun. Eğer gelirse Elvinize almayın. Bir daha görüşmeyin. Sevcan'a da bir şey olursa yine bize haber verin dedim. Ailesinin hepsi şok olmuş bir şekildeydi ve çok geçmeden sinirlendiler. O kadına belalar okumaya başladılar. Onları sakinleştirip Hüseyin amca ile ayrıldık oradan. Hüseyin amca dergaha, bense evime gittim. O günden sonra kendimi çok güçlü hissediyordum. İçimde masum bir kıza yardım etmenin tarifsiz mutluluğu vardı. Çok huzurluydum. Ta ki bir ay kadar sonra annemden acı dolu bir telefon alana kadar. Hikayenin ikinci bölümünün sonuna geldik dostlarım. Üçüncü bölüm 26 Mayıs Çarşamba günü kanalımızda olacaktır. Hikayelerin devamı için ve bana destek olmak için kanalıma abone olup videoları beğen ve yorum atmayı unutmayın. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.